Senin canın mı sıkıldı? Yok. İyiyim, yok bir şey. Kafanı kurcalayan bir şey mi var? Hep böyle kaçamak mı buluşacağız? Hayır. Bir dahaki sefere haber veririz. Ama şimdi şu anın tadını çıkaralım. Başka bir şey düşünmeyelim. Hayat o kadar hızlı ki. Hem de çok. İşte bu yüzden belki... artık geleceğimizi de düşünmemiz lazım. Haklısın. Çok ileriye gitmeye gerek yok. Mesela yarından başlasak. Bunları sonra düşünsek olmaz mı? Yarın ne olacağını bilmeye ihtiyacım var. Bir dakika sonra ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Asıl kaçırmamamız gereken şu an. Hayat sadece bugünden ibaret değil ki. Bir şeyler söylemek neden bu kadar zor? Artık yarını da düşünmek zorundayız demeni. Büyümekte olan bir çocuğumuz var. Asya'nın geleceği her şeyden önemli demeni beklemek. Yanlış mı? Çok hızlı büyüyor, farkında mısın? Şimdiden okula başlayacağı ilk günü düşünüyorum mesela. Onu ders çalışırken hayal ediyorum. Büyüdüğünü. Babasıyla kol kola dolaştığını görebiliyorum. O günler çok uzak değil Demir. Babasının ve teyzesinin okulları tutmadı hocam. İlik Bankası'ndan da iyi haber yok. Kendisi biliyor mu durumu? Henüz bilmiyor. İyi ya da kötü, haber alır almaz ona hemen söyleyeceğime söz vermiştim. Sonucun olumlu olacağına çok inanıyordum. Hiç beklemeden tedaviye başlanmalıydı. Hastana durumunu hemen bildirince ve bir an önce tedaviye başlaması için ikna et. Tamam. Haydar'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Araba bu tarafta, gel. Hemen eve gidelim, evde konuşuruz. Hoş geldin. Hoş geldin. Belki de bugünü kaçırmadan yarını düşünmek zorundayız. Sen beni dinlemiyorsun. Asya daha 5 yaşında Asya. Bunları düşünmek için erken değil mi? Şimdiden böyle hayaller kurmak. Bilmiyorum. Senin hayallerin yok mu? O kadar uzun vadeli düşünemiyorum. Neden? Bizim için hiçbir hayalin yok mu? Sen hayal kurmayı çok seversin. Evet. Evlendiğimiz zaman ne hayaller kurmuştuk. Hepsine çok inanıyorduk. Ama hepsi yarım kaldı. Hayat kendi yolunda gidiyor. Biz boşuna hayaller kurup duruyoruz. Birden bir şey oluyor. Her şey çöküyor. Yaşadık bunu biliyorsun. O yüzden ileriye dönük düşünmekten korkuyorum. Bu yüzden hep şu anı yaşayalım. Tadını çıkaralım deyip duruyorum. Yarın hakkında neden bir şey söyleyemiyorum, anladın mı şimdi? Elbette benim de kızımla ilgili hayallerim var. Ama şimdi konuşmak istemiyorum. Rüzgar dönüyor, dönelim mi?